Ben Serdar Hakan Düzgören. Udemy'deki bu ilk ders serimizde 3D Max'in temel kullanımlı özelliklerini, modelleme, aydınlatma, render, animasyon, kaplama, toolbar gibi temel kavramlarını ve temel kullanım özelliklerini öğreneceğiz. Temel konutları öğreneceğiz. Bu ilk dersimiz toolbar ve menülerin kullanımı. Toolbar'daki kısa yollar ne işe yarar? Komutlar ne işe yarar? Menüdeki birçok özellik ne işe yarar? Özellikle programa yeni başlamış olan arkadaşlarımız için başta karmaşık gelecek bu özelliklerin aslında o kadar karmaşık olmadığını, belli bir kullanım süresinden sonra aslında gayet basit ve pratik komutlar olduğunu anlatmaya çalışacağım. İlk dersimiz teminde söylediğim gibi toolbar ve menüler olacak. Bu dersten sonraki aşamalarda modelleme teknikleri, render aşamaları, aydınlatma, kaplama ve animasyon göreceğiz ve dersimizi bu şekilde tamamlayacağız. Bundan sonraki derslerde biraz daha leveli yükselterek sizinle beraber güzel çalışmalar ortaya çıkartacağız. Evet arkadaşlar, ilk olarak toolbar'dan başlayacağız. Bu üst kısımda yer alan komutların ve menülerin ne işe yaradığını öğreneceğiz. Sonrasında modifiye panele gelerek buradaki komut özelliklerin ne işe yaradığını, nerelerde kullanılabileceğini, size nasıl yardımcı olacağını öğreneceğiz. Öncelikle kısımdan başlıyoruz. Bu bölüm arkadaşlar Max'in ana ekranı denilebilir. Birçok işlemi dosya açma, dosya kapama, import, export, farklı kaydetme, Max'e reset atma, daha önceden kullanmış olduğunuz dosyanın kullanımı, ayarlar var. Burada import menüsünde bu import kısmı ile merge kısmı arasındaki farkı anlatayım size öncelikle. Import kısmında sahnenize modellemeye ilk başlayacağınız zaman kullanacağınız bir menü. Şayet AutoCAD'de çizmiş olduğunuz iki boyutlu bir çizim varsa, bu herhangi bir şey olabilir, DVG, DXF formatındaki AutoCAD dosyalarını buradan import edebiliyorsunuz. Sahneniz aynı AutoCAD'de çizdiğiniz şekilde geliyor. Daha sonra o çizminizi referans alarak, bir nevi blueprint gibi kullanarak 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Veya o çizimin üzerinden giderek de 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Bu merge komutu sahnenize farklı bir şeyi, 3D Max dosyalarını atmanızı sağlar. Replace komutu sahne objelerinin dışarıya aktarımını sağlar veya üzerine yazmanızı sağlar. Link Revit, Revit programına RVT veya FBX formatındaki sahnelerinizi link vermenizi sağlar. FBX de aynı şekilde. Link AutoCAD, bu da DVG ve DXF dosyalarınız AutoCAD'e link olarak vermenizi sağlıyor. Hani bu import komutunda pardon, DVG dosyalarını ve DXF dosyalarını içeri alabilirken, link AutoCAD komutuyla da Max'ten AutoCAD'e link verebiliyorsunuz. Sonrasında export'ta burada sahnenizdeki obje veya objelere dışarıya birçok 3DS gibi formatlarda export edebiliyorsunuz. DBF'yi zaten bilirsiniz. Bir nevi ön izleme programı gibi dışarıya verebiliyorsunuz. Send to menüsünde
Maya'ya gönderebiliyorsunuz, Soft Image'a gönderebiliyorsunuz, Motion Builder'a gönderebiliyorsunuz, Moodbox'a gönderebiliyorsunuz. Bu referans menüsünde XRF objeler, XRF sahneler, linkler, konteynerler oluşturabiliyorsunuz. Bu sizin şu işinize yarar. Wray Proxy gibi düşünün derim. Yani aynı özellik Wray Render Motor'unu duymuşsunuzdur. Onda Wray Proxy altında geçer. Wray'in kendi özelliğidir bu. Mesela sahnenizde yoğun bir sahne ise ve poligon sayınız 1 milyonu geçmişse sahnede ve bilgisayarda birazcık yavaşlamalar olur. Modellemeniz ağırlaşır. Bu referans menüsündeki bu özellikler şu işe yarıyor. Obje direkt Max'in içinde olmuyor. Dışarıda oluyor. Dosyanıza ve Max'e herhangi bir yoğunluk veya ağırlık katmıyor. Dışarıda olduğu için siz sahnenizde onu gene birebir kullanabiliyorsunuz. Bunu neye benzetebiliriz? Mesela Freehand vardır. Freehand programı da bilirsiniz. Freehand programı da mesela resimler program içerisinde embed olarak gelmez. Farklı bir klasör içerisinde bulundurtursunuz ya da yerini siz belirtirsiniz artık. Resimler neredeyse oradan bir link alarak çalışır. Böylece dosyanın boyutu düşük olur. Ama embed yaparsanız dosya hem ağırlaşır hem de dosyanın boyutu büyük gözüküyor. Aynı sistem 3D Max'te de kullanılabiliyor. Referans menüsü bu işe yarıyor. Reset şu işe yarıyor. Mesela yeni bir çizim yapacaksanız ya da modelleme sahneye başlayacaksanız programı sıfırla gibi bir şey her şey siler en başa döner. Temiz bir sahnede çalışmaya başlarsınız. Div menüsünde burada yeni sahne açabiliyorsunuz. Farklı kaydet seçenekleri vardır. Farklı kaydederseniz bir kopyasını farklı kaydedersiniz. Arşiv. Şimdi arkadaşlar bu arşiv gerçekten çok güzel bir özellik. Şu işinize yarıyor. Şimdi sahnenizde kullanmış olduğunuz kaplamalar yani tekstürler vardır. Ona kendi bilgisayarınızda klasörlerdeki depolandıkları yerler bellidir. Ama siz bu Max dosyasını başka bir bilgisayarda açmak isterseniz ya da bir farmda render alacaksanız ya da bir sprite renderını kullanacaksanız direkt rendere başlatırsanız sahnenizdeki tekstürler çalışmayacaktır. Katı model olarak çıkacaktır. Bu arşiv özelliği seçtiğiniz zaman sizin yerinize bütün sahnenizde kullanmış olduğunuz XRF'ler olabilir, objeler olabilir, kaplamalar özellikle çok önemli. Onları toplar, hepsini sıkıştırır, bir zip dosyası haline getirir. Aynı klasör, aynı atlardan, aynı yollardan hepsini bir arada toplar. Siz bunu herhangi bir X bilgisayarında açtığınız zaman sahnenizde tekstür kaybı yaşamazsınız. O dosyaları aramak zorunda kalmazsınız. Bu komut sizi bu dertten kurtarıyor. Şimdi Options'a gelelim. Options bildiğimiz customize içerisinde açılan pardon preferences'in aynısı. Şimdi bu kısımda Max'in alakalı temel ayarları yapıyoruz. Sahnenizde özel bir ayar ya da değişiklik istemiyorsanız buraya olduğu gibi bırakmanızda fayda var. Özellikle Max'in mesela auto backup'ı vardır. Bu modelleme yaparken sahnede yoğunsa özellikle kendi kendine işte burada 3 dakikada bir 3 kopya ve 5 dakikada bir yapılma seçilmiş. Ondan sonra yaparken kendi kendine otomatik olarak auto backup almaya başlar. Default enable olarak gelir ama siz bunu deaktif edebilirsiniz. Şimdi burada sahnenizde kullanacağınız gamma ayarları var. Mesela enable gamma ya da 2.2 değeri standart olarak gelir. Bunu ileriki dersimizde sahne tasarımlarında göreceğiz.
Şimdi bu kısım şu menüde gördüklerimizi bunlar kısa yollar arkadaşlar. Buradan yeni sahne açıyorsunuz, dosya açıyorsunuz, kayıt diyorsunuz, ileri alıyorsunuz, geri alıyorsunuz, proje kılıyorsunuz, açıyorsunuz. Burada mesela şu menü var. Buradan çeşitli kustomizasyon, özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Şimdi önce şu üst taraftaki menülerden Help'e kadar gelelim. Sonra bir altındakine geçerek devam edeceğiz. Şimdi Edit'e geldiğimiz zaman arkadaşlar silme, askıya alma, taşıma, döndürme, büyütme, küçültme, transform tipleri, transform toolbox. Bunlar obje seçerseniz aktif hale geliyor. Çoğaltma. Ondan sonra isme göre seçme, çalışma alanını belirleme, seçilen alanın yönetimi gibi özellikler var. Bu şu komutlar zaten Delete, Move, Rotate, Scale. Buna AutoCAD'de de standart olan komutlardır. Tools'a geliyoruz. Arkadaşlar bu Tools menüsünde yeni sahne export edebiliyorsunuz. Container aramasını yapabiliyorsunuz. Burada Inherit Container, Local Content gibi özellikler var. Buradan Manage Scan'den sahnenizi yönetebiliyorsunuz. Özellikle bazı şeyleri kaydedip daha sonra hazır olarak kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra acaba ışık listesi var. Mirror, Symmetry, Array. Edge'in zaten tüm grafik programlarından aşina olduğunuz bir komuttur. Daha önceden mesela CorelDRAW, FreeRend kullandıysanız ya da Flash Photoshop'ta da aynı özellikler vardır. Obje hizalamalarıdır. Ekran görüntüsü olur. Obje isimleri değiştirir. Vertex kolorları, renk clipboard'u, Perspective Match, bu özellik yeni geldi. Buna ayrıca değiniriz. Kamera Match'te kullanılan bir özellik. Şimdi çok detayına girip kafanızı karıştırmak da istemiyorum. Sonra grup, bildiğimiz sahnedeki objelerinizi gruplar ya da gruptan çıkartır. Buradaki menüler bir obje grupladığınız zaman aktif oluyor. VFX menüsünde buradan sahneye yenilebilirsiniz. Waveport, yani şuradaki 4 ana sahneniz üzerine konfigürasyon yapabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Başka burada başlangıç olarak mesela Waveport Background var. Burada Solid'de kullanabilirsiniz, Gradient Color'da kullanabilirsiniz. Arka tarafa herhangi bir manzara atayabilirsiniz ya da resim atayabilirsiniz. Bunları şey olarak düşünmeyin, hani süsleme amaçlı düşünmeyin. Her birinin ayrı bir görevi var. Mesela şu Environment Background dediğim, şurada az önce bahsetmiş olduğumuz Perspective Match'le alakalı bir kısımdır. Mesela create menüsünde standart primitives var. Şu menü şuradaki create menüsüyle aynıdır arkadaşlar. Bakın burada da create menüsü var. Burada da var. Ha, burada kısa yol olarak düşünebilirsin. Burada mesela standart dedim. Box, cone, shape, silindir, tüp, torus, piramit, teapot, plane gibi sahneleri aynı şekilde şuradaki menüden de oluşturabiliyorsunuz. Extended'de daha değişik şekiller yer alıyor. Arch Objects'te burada hazır modellerimiz var arkadaşlar. Max'in içerisinde gelen hazır modeller yer almakta. Burada mesela duvar var, merdiven var, 3 çeşit kapı var. Ondan sonra yaklaşık 4 çeşit merdiven var. Yaklaşık olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet de pencere çeşidi bulunuyor. Bunlar hazırdır. Max'in içerisinde standart olarak gelir. Kullanabilirsiniz sahnelerinizde. Mesela otomatik duvar çizme özelliği vardır. Bu duvarlar buradakilerle eş zamanlı olarak paralel ve uyumlu bir şekilde çalışırlar. Mesela bir duvar oluşturduktan sonra onun içerisine kapıyı, pencereyi ya da şu railing denilen var. O railing size büyük ebatlarda çerçeveler oluşturmanıza olanak sağlıyor.
daha kolay oluyor. Mesela bir duvarın içerisine kapıyı yerleştirdiğiniz zaman oradaki borcu sizin açmanıza gerek kalmıyor. O kapı oraya geldiği zaman kendi alanını otomatik olarak kesiyor. Compound Object'te burada Merp, Scatter, Conform, Connect, Loop Mesh, Shape Merge, Boolean, Terrain, Loft, Mesher. Şimdi burada arkadaşlar Compound içerisinde birkaç tane böyle değişik modelleme tekniği var. Bunlar özellikle size loft modifier vardır. Bu loft birazcık ileri düzey, ileriki derslerde göreceğimiz bir modelleme sistemi. Kullanımı çok güzel, birazcık basit ama karmaşık sayılabilir. Hani şimdi basit olarak üzerinden geçmek gerekirse, mesela yıldız, daire, ondan sonra üçgen. Bu üç nesneyi düşünün, üç boyutlu olarak. Bu loft size üçünü birleştirerek herhangi bir model yapmanızı sağlıyor. Ne istiyorsanız bu üç temel ana nesneden model yapabiliyorsunuz. Çabuk yapıyor. Eğrilerini, girintilerini, çıkıntılarını, nerelerin yumuşak hatlı olacağını, nerelerin daha keskin ve net bir şekilde olacağını. Kendi bir kurve editörü var. Oradan belirleyebiliyorsunuz. Tabii şimdi ilk aşamada bunu bilmenize gerek yok. Bunu Editable Polys, Spanline gibi ana değiştiriciyle öğrendikten sonra lofta geçeriz. Mesela Boolean var. Boolean'i öğreneceğiz. Boolean kesmektir. Ondan sonra objeler ve nesneleri kesebilirsiniz. Mesela Scatter obje çoğaltmadır. Mesela bunu kullanarak birey fırdaki gibi halı yapabilirsiniz. Yani o işe de yarayabilir. Tabi sadece halı yapmaya yaramıyor. Hani daha birçok şey çoğaltım işinde kullanabilirsiniz. Particle, bu particle sistemdir arkadaşlar. Yani taneciktir. Bundan akan su efekti yapabilirsiniz. Kar yağdırabilirsiniz. Kum efektleri verebilirsiniz. Kar yağdırabilirsiniz. Ondan sonra ne bileyim bir tane sprey şişesinden sprey püskürtebilirsiniz. Bir tane duştan aşağı doğru su akıtabilirsiniz. Yani bunun gibi birçok özellik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Nudes. Evet arkadaşlar, Nudes şu ana kadar yani benim kanaatimce, benim fikrimce gelmiş geçmiş en ileri modelleme tekniğidir arkadaşlar. Karmaşıktır. Ciddi anlamda karmaşıktır. Bu sistem genelde çok hassas modellemelerde kullanılıyor. Daha çok bu makine endüstrisine yönelik diyebiliriz. Mesela uçak modellemelerinde, üretim aşamalarındaki modellemelerde, üç boyutlu olarak tren, araba, gemi gibi şeylerde kullanılabiliyor. Buna da değiniriz. Dynamics var. Bu animasyonda göreceğimiz bir kısım. Mental Ray, MR Proxy. Demin az önce bahsettiğimiz şuradaki referans sisteminin Mental Ray ile uyumudur arkadaşlar. Yani objeyi dışarıda tutup sahnede kullanmak, sahneye herhangi bir yük vermemektir. Mesela Shapes'e geldiğimizde arkadaşlar buradaki gördükleriniz iki boyutlu çizim araçlarıdır. Line, AutoCAD'den bilirsiniz. Çizgi, rectangle, kare çizersiniz. Curve, daire çizersiniz. Elips çizersiniz. Arc çizersiniz. Donut, start, yazı yazarsınız teksti. Mesela eklemiş bulunan yumurta yaparsınız. İki boyutlu olarak. Sonrasında Extended Shapes'e girdiğimizde de burada mesela V rectangle, Channel, Angle, T, White Frame gibi iki boyutlu diğer nesneler. Light'a geldiğimiz zaman bu da Photometric Light, Standard Light, gün ışığı sistemi. Şimdi ışık konusuna girdiğimiz zaman bir Max'in kendi standart ışık ayarlarını öğreneceğiz. Bu zaten Mental Ray'de standart olarak kullanılıyor. Herhangi farklı bir render motorunda mesela V-Ray'e geçtiğimiz zaman V-Ray'in kendine göre bir aydınlatma sistemi vardır. Onu da göreceğiz. Photometric Light ne işe yarar? Şimdi burada Skype portalı bir ayrı tutacağız. Free Light ve Target Light olarak öncelikle olayı değerlendirelim. Target Light da arkadaşlar Target kameradan aynı mantıkla çalışır.
Yani hedef neresi ise, yani siz hedefi nereye belirlemişseniz kamera oraya bakar. Target light'ta da aynı. Yani bu target light'ta da siz ışığın hedefini nereye belirlerseniz oraya aydınlatır. Free light'ta öyle değil arkadaşlar. Free light hani herhangi bir hedefi direkt aydınlatmaz. Genel bir aydınlatma sağlar. Bunların fotometrik light'ta ayrıca ES dosyaları vardır. Yani hazır ışıklar vardır. Onları belirtirsiniz. Böylece sizin herhangi bir şey ayarlamanıza gerek kalmaz. O hazır ayarlan sahnenizde kullanabilirsiniz. Mesela standart light'lara gelelim. Target spotlight, free spotlight, direct channel, sadece direction, omni, skylight. Ondan sonra mental array'in kendi ait olan array spotu, araya omnisi var. Şimdi target spotlight dediğimiz arkadaşlar çok büyük bir şey düşünün. Özellikle bu fotoğraf çekimlerinde kullanılır bu ışık sistemi. Spor şeklindedir. Objeyi aydınlatır. Hedefi vardır ama geniş bir alanda objeyi aydınlatır. Free Spotlight da aynı fotometrik light gibidir. Herhangi bir hedefi aydınlatmaz. Genel bir aydınlatma sağlar. Target Directional bu genellikle birazcık daha sert ışıklar verir. Diğerinden farklı olarak öyle çok ciddi bir farkı yok. Ama genellikle render motorlarının kendi sanalını kullanmaktansa Max'in içerisindeki bu Target Directional'ı kullanırsanız hani güneş etkisini hesaplamalardan zaman kazanarak tabii ki render aşamasında sahnenizde güneş ışığı etkisi yaratabilirsiniz. Omni arkadaşlar bu küçük ışıklardan da sahnenizde özellikle spotlarda kullanabilirsiniz. Bölgesel aydınlatmalarda kullanılabilir. Skylight arkadaşlar bu adından da anlaşılabileceği gibi gökyüzü anlamına geliyor. Bu sizin şöyle işiniz ya, özellikle dış mekan çalışmalar yaptığınız zaman oradaki gün ışığı bir kapalı havadaki bir aydınlatmayı düşünün. Güneş olduğu zamanki aydınlatmaları düşünün. Gerçekçiliği en iyi şekilde almanızı sağlayacak bir ışıkta zaten o etkiyi yaratır. Burada MAR Spot ve MAR Omni ise yukarıda ve fotometriklerde bahsettiğimiz ışıklarla aynı görevi görüyorlar. Ama Mental Ray'in kendine has ışıkları diyebiliriz. Kameralar işte en can alıcı noktalardan birisi arkadaşlar. Şimdi iki tip kameramız var Max'te. Free kamera ve target kamera. Free kamera serbest hareket eden bir kameradır. Genel bir bakış açısı sağlar. İstediğiniz yönü istediğiniz rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz, döndürebilirsiniz, çevirebilirsiniz. Serbesttir. Target kamera ise ışıklarda da olduğu gibi sizin pardon, gösterdiğiniz hedefe odaklanan kameradır. O obje dışındaki gerçi kullandığınız şeye de bağlı. Kamera lensine bağlı olarak da değişecek. Bu kamera dersinde bu daha detaylı değineceğiz bu konulara. Işıklardaki gibi sadece odaklanmış nesneyi en net bir şekilde gösterir. Burada yardımcılar var arkadaşlar. Mesela dummy, kör, grid, point, container, ölçü aracı. Bunlar genelde animasyonlarda ya da bir nesne hareketlenmede yardımcı olarak kullanılıyor. Space Warps var. Bu particle sistemle eş zamanlı kullanılan menüler. İleride değineceğiz. Sistemde burada mesela bir pet vardır. Ayrıca bakın Daylight sistem çıktı. Şimdi ışık menüsünde gördüğümüz Skylight sistemle arasında bazı farklılıklar vardı arkadaşlar. Hani mantık olarak aynıdır ama işleyiş olarak aynı değildir. Şimdi Daylight sisteminde menü ışık seçtiğiniz zaman şöyle hatta seçelim. Direkt bakın bir uyarı ekrana geldi.
burada bize. Kullanmak istiyor musun? Evet diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu menüde Daylight'in menüsünde, gerçi ışıklar arasında ufak bir başlangıç yaptık burada. Sadece toolbar'ı inceleyecektik ama kısaca bahsedelim madem. Burada bölgesel, saatsel, mevsimsel ve lokal olarak ışığın şeklini, şemalini, şiddetini, her şeyini belirleyebiliyorsunuz. Bu kadar bahsedelim, fazla girmiyorum. Işık aydınlatma dersimize ayrıca kullanırız. Modifier Spine'e geldik arkadaşlar. Burada Selection Modifiers denilen kısım, bir objeyi seçtiğimiz zaman aktif oluyor. Patch Spine and Editing de aynı şekilde. Bakın arkadaşlar, Spineline dedik değil mi? Modelleme teknikleri arasında. Onun içerisinden bile ekstra olarak burada birçok modelleme tekniği çıkıyor. Şimdi siz bunun hepsini bilmek zorunda mısınız? Hayır, hepsini bilmek zorunda değilsiniz. İşinize yarayanı bilmek zorundasınız. Ama temel olarak, hani işleyiş olarak ne işe yaradığını bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Ondan sonra artık hangi sistem sizin, hangi sistem derken hangi modelleme tekniği sizin işinize geliyorsa onu kullanırsınız. Sonra mesh editing var. Bu da ayrı bir modelleme sistemidir. Konversiyon var, çevirici. Animasyon arkadaşlar. Bunlara animasyonu değineceğiz. Cloth, kumoş. Özür dilerim, kumaş. Hani burada mesela bakın, garment maker var, welder var, cloth var. Hani birçok şey yapılabilir. Hair and fur var. Buradan saç oluşturuyoruz. UV koordinat, bunlar kaplamalara, hazır kaplamalarımızı hazırlarken kullanabileceğimiz, kaplama en iyi şekilde oturtmamıza yarayan değiştiriciler. Cache tool var. Ondan sonra subdivision surveys var. Yüzeyleri yumuşatmamıza yarıyor. Preform deformeler var. Objenin sağını solunu şuradaki araçlarla yumultuyoruz, bozuyoruz. Ondan sonra parametrikler var. Bunlar da aynı şekilde. Mesela şu örnek verelim. Şuradaki Sigem'i Photoshop'tan hatırlayın. Ne işe yaradığını çözeceksiniz. Stretch AutoCAD'den hatırlayın. Ondan sonra Surface var. Yüzey oluşturmamıza yarar. Noobs Editing, Noobs modelleme tekniğinden alakalı. Radiosity var. Radiosity render aşamasında deneyeceğimiz bir konu. Kameralar var arkadaşlar. Şimdi Clip'te de kamera menüsü vardı. Modifiers'ta da kamera menüsü var. Kamera Correction denilen bir özellik vardır. Mesela kamerayla alakalı. Bunu da ileriki derslerde deneyeceğiz. Animasyonla alakalı parametrelerin olduğu bölüm. Graphic Editors arkadaşlar. Burada birçok kurve editör, grafik editör var. Sahnemizdeki ya da animasyonlarda yapacağımız değişikliklerle alakalı. Render menüsü arkadaşlar. Şimdi burada render, render setup, render frame window, state ses, radio city, light tracer, environment effects, ray tracer. Ondan sonra ray trace, global include, exclude, render texture, render surface, material editor, compact slate, iki çeşit material editor oldu. Ondan sonra map browser, material explorer, video post, imaj dosyalarına bakabiliyorsunuz. Panoramik renderler almanızı sağlıyor. Batch render kahveniz, sahnenizde size nasıl diyeyim, 15, 20, 30 tane artık kaç tane kamera kullandıysanız onları tek tek render edeceğinizde batch render'da hepsini tanımlayıp otomatik olarak kendisinin sırayla render etmesini sağlayabiliyorsunuz. Print size assistance, alacağınız render'ı baskıya çıktıya gönderecekseniz buradaki menü sizin işinize yarayacak. Gamma temin preferans menüsünde incelemiştik basit olarak. Render mesaj penceresi, herhangi bir render esnasında oluşabilecek hataları izleyeceksiniz. Media compare, media in RAM player. Bu RAM player size şöyle söyleyeyim. Render aldığınız bir sahneniz var. İlk renderini aldınız, son sahnede bir değişiklik yaptınız, ışığıyla, kaplamasıyla vesaire. Ondan sonra ikinci renderi aldınız ve aradaki farkı görmek istiyorsunuz. Bu RAM player'ı bu işe yarıyor.
iki render arasındaki farkı size gösteriyor. Kustomize menüsünde burada Max'i kendi şeyinize göre, isteğinize göre işte değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra burada önemli olan Pull Gün Manager var. Ünlü setup'ta sahnenizde kullanacağınız ölçü birimini değiştiriyorsunuz. İnç mi, milimetre mi, metre mi, santimetre mi gibi. Sonra preferences tabi temin açtık. Max Script arkadaşlar, bu başlı başına ayrı ders olacak bir bölüm. Çok basit bir programlama dili ama tabi oturup kendi scriptinizi yazacak haliniz yok. Hazır scriptler var Max üzerinde, Max için yazılmış olan. Onları buradan yönetebiliyorsunuz. Hep işte Max'ten alakalı online yardım alabileceğiniz tutorial'lerin, derslerin olduğu sitelere yönlendiren ya da online içerik ben size gösteren veyahut kendi içerisindeki offline eğitim kaynağını gösteren yardım menüsü standart. Şimdi arkadaşlar mesela ilk olarak reset sistem kullanıyoruz. Yes diyoruz. Hop bakın eski haline döndü. Şimdi arkadaşlar burada geometri, shapes, lights, cameras, helpers, space warps ve systems. Demin o özelliklerin hepsini üst taraftaki kısımda gördük. Şimdi gelelim buraya. Şimdi select and link. Burada da unlink sections var. Şimdi bu iki komut birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. Neden bağlı? Şimdi link olarak şey yapalım. Mesela bir makine beraber şey yapacağız, çalışması gereken iki parçanız var. Beraber hareket edecekler. Beraber çalışacaklar. Veya birbirlerine bağlı olması gerekiyor. Buradaki select and link bu işe yarıyor. İki objeyi birbirine bağlıyor. Grupla karıştırmayın. Grup da iki objeyi bir arada tutar ama hiçbir şekilde onda iki objeyi birbirine eş zamanlı olarak hareket ettiremezsiniz. Sadece objeleri aynı anda seçmenize yarar. Sahnede 5 tane topunuz varsa bu 5 topu gruptan aynı anda seçip hareket ettirebilirsiniz. Bu işe yarar. Ama o 5 topu kendi içerisinde farklı hareket ettiremezsiniz. Buradaki select and link bu işe yarıyor. Sahnede 5 topunuz var. Bu 5 top hem birbirine bağlı olacak hem birbirinden farklı hareket edecek. Tabi burada animasyona giriyor iş. Ben size anlamımız açısından söyledim. Direkt bunu seçtiğiniz zaman 5 top birdenbire kendi kendine hareket etmiyor. Ama size yardımcı olduğu özellik bu. Tabi birçok daha yani işinize yarayacak özelliği var. Mesela unlink. Bu birbirinize linklediğiniz objelere ya da nesnelere birbirinden ayırmanıza yarıyor. Bin to space var arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarıyor diyorsunuz. Şuradaki linkin biraz daha gelişmiş versiyonu olarak düşünün. Mesela all. Şimdi burası arkadaşlar gerçekten bazen hayat kurtarıcı özelliklere sahip. Çok kalabalık bir sahneniz varsa ve siz o sahnede sadece bir ışığı seçmek istiyorsanız ya da sadece nasıl diyeyim ışıkları seçmek istiyorsanız lights dediğiniz zaman size sadece sahnedeki ışıkları seçtirtir. Geometri dediğiniz zaman geometrik objeleri seçmenizi sağlar. Shapes dediğinizde shape'leri seçersiniz. Kamerada sadece kameralar. Helpers'ta sadece yardımcıları seçersiniz. Mesela combos yapabilirsiniz. Ya buradan hangisini seçerseniz iki tane de kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Onları seçer. Şimdi arkadaşlar bir select and move var. Klavyeden W'ye basarsanız aktif olur. Bir de select obje var. Şimdi neden direkt şimdi bunu atladığıma geleceğim. Arada şu 3 kısmı atladık. Çünkü bu ikisi birbiriyle eş güdümlü komut. Şimdi arkadaşlar bunlar sahnenizdeki bazı görünmeyen nesneler olabilir. Onları seçmenize yarar. İleride çok başınıza gelecek bu. Onları seçmenize yarar. Mesela bunu seçtiğiniz zaman şimdi mesela şöyle göstereyim size. Mesela şurada basit olarak bir kutu oluşturalım. Bak direkt MOVE'a geldiğim zaman şu ekranımızı da büyütelim.
alanı seçtiğimiz zaman objemizi hareket ettirebiliyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman daha farklı bir şey de oluyor. O X, Y, Z okları çıkmıyor. Bu Select and Move seçiliyken arkadaşlar böyle ileri geri aşağı yukarı sağa sola hareket ettiriyoruz. Bu seçiliyken herhangi bir hareket işlemi sağlanmıyor. Objeyi seçtiğimizi anlıyoruz ve sahnedeki bunun gibi olan gereksiz objeleri falan silmekte bayağı bir işimize yarıyor. Şimdi Select by Name, buna tıkladığım zaman arkadaşlar, şimdi hepsini aktif edelim. Burada sahnemizde yer alan kameralar, ışıklar, 2 boyutlu ve 3 boyutlu olan objeleri görebiliyoruz. Buradan seçebiliyoruz. Şu an sahnemizde bir tane box olduğu için sadece bir tane box'ı görüyoruz. Bu da birçok obje olsaydı onları da görebilirdik. Mesela buradan A isimli sahnede birçok obje olduğunu düşünün. A isimli box'ı seçmek istediğimiz zaman buradan obje listleri açıyoruz. Seçiyoruz. OK dediğimizde seçili olarak geliyor. Bu Rectangular Selection Region. Yani buna tıkladığımız arkadaşlar basılı tutarsanız birçok seçme sistemi çıkacak. Kare olarak, daire olarak, ondan sonra 3 sprey olarak ve 2 tane daha değişik olarak seçme sistemi çıkıyor. Bu Rotate arkadaşlar, objeyi döndürmemize yarar. Bu Scale arkadaşlar, objeyi büyütüp küçültmemize yarıyor. Bunlar snap'lar. Buradan açılı olarak döndürme sağlayabiliyoruz. Şu sahnede yer olan grid'lerle seçim sağlayabiliyoruz. Bu simetridir arkadaşlar. Bu origin'dir, teminde gördük. Bu grafik kurgu editörü ya da grafik editörü arkadaşlar. Bu tıkladığınızda materyal editör açılır. Bundan render menüsü çıkar. Bu da sahnedeki objenin render'ını alır. Tekladık, bir deneme amaçlı. Scanline'da render'ımızı aldı. Şimdi bunları kapatalım arkadaşlar. Şu kısımda arkadaşlar poly modeling'den alakalı olan bölüm. Table poly'yi incelerken o konuya değineceğiz. Şimdi bu kısım arkadaşlar, grid menüsünü yukarıda inceledik. Buradan tıkladığımızda yukarıdaki toolbar'da çıkan seçeneklerin aynısı burada da çıkıyor. Burada ekstra birey var. Bu iki boyutlu objede olduğu kısım, ışıkların olduğu kısım. Buradan standart birey, birey menüsünün çıkması için birey render motorunun kurulu olması gerekiyor. Kamera iki standart kamera ve birey kamera. Standart Max'in kendi kamerasıdır. Birey de bireyin kendi kamerasının olduğu kısımdır. Yine iki kamerası vardır. Standartta da target ve free olmak üzere, Vray'de de target ve free olmak üzere iki tip kamera var. Yani tabi bireyin ekstra stick ve film kameraları da var. Yardımcılar, helpers. Bu kısım space warps, burası particle menüden alakalı olan kısım. Yukarıda görmüştük sistem. Bu da yukarıda çıkmıştı. Animasyon, bipet, sunlight, array, daylight, bipet gibi objelerin olduğu ve komutların olduğu bölüm arkadaşlar. Alt kısma geliyoruz. Alt kısım arkadaşlar şu panel, 0'dan 100'e kadar olan kısım animasyonla alakalı, hareketlendirmelerin hangi frame'ler arasında hangi hareketlerin olacağını belirlendiği kısım. Bu da grid aralıklarını gösterir. Her grid'in arası 10 milim der. Bunu azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Şu kısımdan kilitleme yaparsınız. Şu kısım objeyi hareket ettirmekte kullanılır. Mesela x'i 150 yaparsak obje 150 olarak büyür. Scale'li olduğu için mod olsaydı 150 daha ileriye gidecekti. X yönünde ileriye gidecekti. Bu da AutoKey ve SetKey, animasyon hazırlarken kullanacağımız kısım.
Ondan sonra key filter, bu kısım tıkladığımızda buradan hangilerini görmek istiyorsak o açılıyor. Şuna tıkladığımızda bu kısım arkadaşlar, görüyorsunuz geri, play, ileri, başa atla, sona atla, zoom, zoom ol tüm sahneyi şey yapar arkadaşlar tıkladığımızda. Ondan sonra zoom extend sahneye sığdırır. Hangi obje seçiliyse onu getirir. Bu gene animasyonla alakalı frame aralıklarını ve hangi çeşit frame rate'de olacağını belirlediğimiz bölüm. Bu pandır AutoCAD'den de hatırlarsın, sahneye böyle ile çekiştirmenize yarar. Bu balık gözü etkisi yaratır, yaklaştırıp uzaklaştık kamerayla alakalı bir durum. Bu da rotate'dir ama sahneyi çevirir. Obje değil de sahneyi çevirmenize yarar. Bu da hangi ekran seçilirse, perspektif, front, top, left seçilirse onu ekrana büyütür. Evet arkadaşlar, basit olarak Max'teki standart konutlar bunlar. Toolbar'ı öğrenmiş olduk. Efendime söyleyeyim, alt taraf toolbar'ın hemen altında yer alan kısımdaki değiştiricilerin ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Basit olarak animasyonda nelerin kullanıldığını öğrenmiş olduk. İlk dersimiz bu kadardı. Ben Serdar Erkan Düzgören. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.